sen olsun. Diğer oyunun planına geldiğimiz zaman aslında tam da bizim istediğimiz gibi gitti. Çünkü rakibimiz Rize Spor üst sıraları şiddetli bir şekilde kovalıyor ve gerçekten çözmesi de yenmesi de çok zor bir takım. Böyle bir takıma karşı oynayarak böyle bir galibiyet elde etmek de bizim adımıza mutluluk verici. Oyunun biliyorsunuz 5 ana evresi vardır. Hücum, savunma, savunmadan hücuma geçiş, hücumdan savunmaya geçiş ve duran toplar. Bugün duran toplar kısmında sevinen taraf biz olduk. Savunma kısmında da gerçekten iyi iş çıkardık. Tabii bu hikayeye yardım eden bütün futbolcu kardeşlerime de buradan teşekkürü bir borç biliyorum. Evet, sorunuz var mı? Hocam, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. Aslında biliyorsunuz biz oyunun içerisinde çok hızlı organizasyonlarla dönüşlerimizi yapabiliyoruz. Bazen rakibinizin aldığı pozisyona göre de aslında defansif gibi gözüksek de biz gerçekten işin hücum bölümünde top bizdeyken defansta üçlü oynuyoruz aslında. Çoğu takım dörtlü veya beşli oynuyor gibi görünebilir fakat rakibe baktığınız zaman biz sürekli ileride iki bekimizi çıkartarak oynuyoruz. Tabii oyunun her alanında gelişmiyor doğal olarak. Hatalar oyunu, bazen dalıyoruz, oluyor. Ama sonuç olarak mahkumiyetten ziyade hikayeye bağlı kaldılar, plana sadık kaldılar. En önemlisi de buydu. Tabii her maçın ayrı bir hikayesi var. Bundan sonra da değiştirerek devam edebiliriz. Ama maçın içinde hızlı bir reaksiyon vererek dizilişlerimizi de... Bugün 4 tane farklı diziliş çıktı neredeyse ortaya. Bu çok mutluluk vericiydi. Asıl önemli olan Sivas'ın gerçekten zor bir deplasman olduğu algısını tüm spor kamuoyuna belgelemekti. Ben bugün bunu perçinlediğimizi düşünüyorum. İnşallah bundan sonra da oynadığımız içerideki maçlarımızda yine aynı dirayetle burada olacağız. Ama bir farkla bugün taraftar gerçekten inanılmazdı. Söz oraya gelince kim bilir bu koridorlarda binlerce insan geldi geçti. Bu oturduğum koltukta belki yüzlerce antrenör sizlerle görüştü. Değişmeyen bir tek şey var. Taraftarımız. Bu takımın gerçek sahibi onlar. Ben inanıyorum 5 binler, 10 binler, 20 binler, 30 binler yine mi gelmiyorlar? Yine yine getireceğiz. Yine mi gelmiyorlar? Güzel oyunla getireceğiz. İnanıyorum onlar da bizi yalnız bırakmayacak. Buradan taraftarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzeldi. Çok mutlu oldum. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.